Birazdan izleyeceğiniz ders Power BI İstanbul blog sitesindeki uçtan uca Power BI eğitiminden alınmış örnek bir derstir. İyi seyirler dilerim. Okey, kurduğumuz basit veri modelini ve raporları bulutta yayınlamadan önce isterseniz bulut ortamında ne var? Interface'te kabaca bir oraya bakalım. Power BI.com'a daha önce oluşturduğumuz kullanıcıyla girdim. Oluşturduğumuz kullanıcı admin yetkisine sahip bir kullanıcı şu an için. Bulut servisinde çok fazla sayıda detay var. Power BI tenant yönetimine, bulut yönetimine geldiğimizde o detayların hepsini görüyor olacağız ama bu ders için önemli olan kısım buradaki workspace'ler. Workspace, rapor oluşturmanın, rapor paylaşmanın en kolay yöntemlerinden bir tanesi. Buradaki my workspace veya çalışma alanı, eğer Türkçe interface'i kullanıyorsanız, sadece ve sadece size ait kişisel bir çalışma alanı. Tenantınızın admin'i dahi, bu My Workspace içindeki raporları şu an için göremiyor. Workspaces kısmı ise tenantınızda sizin yetkinizin olduğu ne kadar workspace varsa onu listeleyen bir bölüm. Bu kullanıcı admin olduğu için administration ile ilgili by default açık gelen workspace'ler de var. Ama normal bir, normal bir kullanıcı iseniz my workspace'i göreceksiniz, çalışma alanımı göreceksiniz ve yetkinizin olduğu dev olarak, memur olarak, contributor olarak birazdan göreceğiz. Yetkinizin olduğu, erişim hakkınızın olduğu workspace'ler listelenecek. İsterseniz ilk çalışma alanımızı yaratalım burada. New workspace. Çalışma alanına bir isim veriyorum. Power BI Eğitim. Diğer her şeyi default'unda bırakacağım ama bir logo ekleyebilirsiniz, bir tanım ekleyebilirsiniz, size kalmış. Apply workspace'imiz oluşmak üzere. Çalışma alanımız oluşmak üzere. Okay. Workspace tekrar tıkladığımda biraz önce yarattığımız çalışma alanını burada görebiliyorum. Şimdi Power BI Desktop'a geri döneceğim. Daha önce oluşturduğumuz modeli publish edeceğim. Yarattığımız Power BI eğitim çalışma alanı burada. Select, publish. Şu an bizim oluşturduğumuz veri modelindeki tablolar, içindeki veriler, yazdığımız metrikler, raporlar, oluşturduğumuz sayfalar hepsi buluta doğru gidiyor. Publish'i bitirdim dedi. Buradan açabilirim veya bulut tarafına geçelim isterseniz. Power BI eğitim Workspace tekrar açıyorum. Biraz önce publish ettiğimiz ilk raporumuz Power BI eğitim isimli yarattığımız çalışma alanında yayınlandı. Şimdi biz bir tane PBX uzantılı dosyayı publish ettik. O dosyayı e, bulutta yayınladığımızda iki tane artifact oluşuyor. Birisi report, diğeri dataset. Dataset bizim veri modelimizi içeren yapı, tablolar, tablolar arası ilişkiler, varsa yazdığımız metrikler. Oluşturduğumuz rapor sayfaları ise ayrı bir item olarak oluşuyor burada. Veri modelimizi içeren bir data setimiz var, bir de raporlarımız var. Raporu tıklıyorum, report olanı. Power BI Desktop'ta oluşturduğumuz basit matris karşımızda. Şimdi bu noktadan sonra bir karar vermek lazım. Şirket içerisinde data, data setleri oluşturduktan sonra, modelleri oluşturduktan sonra farklı rapor ihtiyaçlarını karşılarken rapor sayfalarını nerede tasarlayacağız? Çünkü iki farklı yöntem var mevcut durumda ya Power BI Desktop'la bulutta yayınlanmış bir modele bağlantı yaparız. Birazdan göreceğiz. Ve bütün raporlama ihtiyacını buluttaki o datasete bağlanarak ama lokalimizde bir PBX dosyası oluşturarak yapıyor olabiliriz. Ya da buluttan yapıyor olabiliriz. Eğer buluttan yapmayı tercih ettiyseniz bu çalışma alanında member contributor yetkisiyle birazdan davet edeceğimiz kullanıcıların hepsi bu raporu açtığında edit deyip modelin içinde ne kadar metrik, sütun vesaire varsa hepsini burada görebilir. Aynen Power BI Desktop'taki görünüme benzer bir interface üzerinden raporlarını oluşturabilir. Raporu oluşturduktan sonra kaydedebilir. Kaydettiği yer bu çalışma alanı olabilir ya da kendi çalışma alanına kaydedebilir. File, save as. Bu buluttan edit ettiğimiz ilk rapor. ilk rapor sayfası. Destination Workspace aynı çalışma alanında kaydedebilirim ya da, ya da kendi çalışma alanıma kaydedebilirim. Bu bir yerde bize ipucu olacak. Çünkü diyelim satışla ilgili satışla ilgili her şeyi içeren bir data modeli, data seti bulutta yayınladıktan sonra Herkes o satış modeli üzerinden kendi raporlarını oluşturma ihtiyacı gibi bir durum varsa, datasete bağlan, workspace'e gir, datasete bağlan, raporu editle, kendi çalışma alanına kaydet. Devam edelim, burada kalsın, aynı çalışma alanında kalsın. Biraz önce burada tek bir rapor vardı, şu an iki tane rapor sayfası var, ama tek bir dataset var. Biz birazdan gateway kurup bu data seti güncellediğimizde değişen veri hem bu raporu besleyecek hem de bu raporu besleyecek. Şimdi asla şunu yapmamak lazım. Biz Power BI Desktop'ta ne yaptık şu ana kadar? Excel'e bağlandık, veri aldık, model kurduk, rapor sayfaları oluşturduk. Bir veri modelinin olduğu bir PBX dosyası oluşturduk ve bunu publish ettik. Eğer başka bir rapor ihtiyacı için, benzer başka bir rapor ihtiyacı için aynı PBX dosyasını bir kez daha publish ederseniz bu sefer iki farklı data seti yönetmek ve refresh etmek zorunda kalırsınız. O yüzden buradaki ilk kurallardan biri karmaşaya yol açmamak adına, tenantı yönetilebilir olmaktan çıkartmamak adına bir tane Power BI modeli, kapsamı, satış, finans, satın alma her neyse her şeyi içeren bir veri modelini publish edin bir çalışma alanına, bir data set ve basit raporlarla. Ondan sonraki bütün raporları edit ederken buluttan mı yoksa lokalen mi, desktop'tan mı yapacağınıza karar verin. Desktop'tan ne şekilde yapacağımıza birazdan bakacağız. Farklı olacak. Buluttan edit etmeyi mevcut güncel yeteneklerle ben çok tavsiye etmiyorum. Şu anki durumda çok tavsiye etmiyorum. Şu anki durumda Ağustos 2023 bu arada. Microsoft her ay Power BI Desktop'ta güncellemeler yapıyor. Gateway'de güncellemeler yapıyor. Bulut'ta güncellemeler yapıyor. Şu anki mevcut kabiliyeti değerlendirdiğimde Bulut'ta yayınlanmış bir data seti Power BI Desktop'tan lokalden bağlanarak yapacağımız bağlantı tipini daha sağlıklı buluyorum. Ama her ikisini de göstereceğim. Dilerseniz bu çalışma alanına kullanıcıları davet edelim. Bu çalışmalandaki raporları görmesini istediğimiz kullanıcıları davet edelim. Buradan manage access, add people or groups aynı tenant altındaki kullanıcıları buraya farklı rollerde ekleyebilirsiniz. Admin var, viewer var, member var, contributor var. dört farklı rol var raporları görmesini istiyorsanız sadece ve değişiklik yapmalarını istemiyorsanız o kullanıcıları Weaver olarak eklemek gerekiyor. Admin belli zaten bu çalışmalarındaki Dataset, Gateway ne kadar şey varsa hepsini yönetebilir. Member, Admin'in bir alt seviyesi çalışma alanı silemez örneğin ama Dataset'i güncelleyebilir, Gateway'i güncelleyebilir. Contributor, Member'ın bir alt seviyesi Dataset'le ilgili, Gateway ile ilgili bir şeyler yapamaz ama rapor sayfalarında değişiklikler yapabilir gibi. Bu tür roller pl 300'ün de sorusu. Onu söyleyeyim. Roller arasındaki farklar teknik anlamda değişiyor olabilir bugünden yarına. Bugün itibariyle ben bunu arattığımda roller arasında hangi farklar var diye şöyle uzunca bir liste çıktı. Ama özetlemek gerekirse admin her şeye yetkili, member dataset, gateway, raporlar her şeye yetkili, contributor gateway'e yetkisi yok gibi arada farklar var. Kullanıcı biri davet ettik. Bu Weaver değil, member olsun. Bir tane daha kullanıcı yapalım. O kullanıcı da sadece Weaver olsun. Kullanıcı bir bu rapor sayfasına bu çalışma alanına akses ettiğinde rapor değişikliği yapabilir, sayfalarda değişiklik yapabilir, yeni rapor sayfası üretebilir, başka bir rapor seti üretebilir bu data set üzerinden. Ama kullanıcı 2 viewer olduğu için sadece raporları e, görebilir, interaction'a girebilir. Şimdi kullanıcı 1'in ekranını göstereyim. Okey, kullanıcı 1'in ekranı bu. Çalışma alanını Refresh edelim. workspace açtığımda biraz önce bu kullanıcıyı eklediğimiz için bu çalışma da burada gözüküyor. Kullanıcı birin yetkisi var raporları değiştirmeye. Şu buluttan edit ettiğimiz raporu kullanıcı birle açıyorum. Bu sefer ben baş, başka bir değişiklik yapacağım. Kullanıcı bir olarak buradan müşteri sınıfı değil müşteri satış sorumlusu bazında satışları görmek istediğim basit bir matris eklemiş olayım. Aynı mantıkla save as deyip başka bir rapor seti oluşturabilirim ya da mevcut raporun üzerine yazabilirim, ezebilirim mevcut raporu. Kaydettim. Şimdi bu kullanıcıyı kapatıp tekrar şeye dönüyorum. Admin ile açtığımız browser'a geri dönüyorum. Biraz önce kullanıcının yaptığı edit burada karşıma çıkıyor. Yani şuraya bağlamakta fayda var. Raporları eğer buluttan edit etmeyi tercih ettiyseniz aynı rapor sayfasında değişiklik yapan kişilerden en son kim değişiklik yaptıysa onun yaptığı kazanıyor. Save it. Aynı rapor seti üzerine yazarsa. Save as deyip başka bir rapor seti oluşturabilirsiniz. Save as deyip kendi çalışma alanınıza veya yetkinizin olduğu başka çalışma alanlarına yapabilirsiniz. Ama aklımızda kalması gereken şey buluttan yapıyorsak en son o rapor sayfalarına kim değişiklik yaptıysa onun değişikliği kazanıyor. İsterseniz bu dosyayı download edebilirsiniz. Bu rapor, bu rapor sayfalarını Power BI dosyasını raporlarıyla birlikte download this file deyip lokalinize de indirebilirsiniz. Yöntemlerden bir tanesi bu. Buluttan edit ediyor olmak. Bir diğer yöntem ise Power BI Desktop'la biraz önce bulutta yayınladığımız datasete bağlanarak rapor oluşturmak. Şimdi bu ilk yaptığımız rapor seti Power BI dosyası burada duruyor. Bulutta yapılan editler buluttan yapılı. Dolayısıyla bu dosya için geçerli değil. Burası bizim lokalimizdeki Power BI dosyası. Şimdi bu dosyada ne var? Bu dosyada aldığımız tablolar var, ilişkiler var, varsa yazdığımız metrikler var vesaire falan ve publish ettik. Şimdi sırf rapor ihtiyacı için eğer lokalden Power BI desktopla edit etmeyi tercih edersem yapmam gereken şey şu. Sıfırdan bir Power BI dosyası açıyorum. İçinde hiçbir şey yok. Get data, Power BI datasets bu kullanıcının yetkisinin olduğu bütün datasetler, bulutta yayınlanmış olan datasetler karşında. İlk rapor buydu. Bu datasete bağlantı yapıyorum. Lokalimdeki Power BI desktop'tan buluttaki datasete bağlantı yapıyorum. Burada en aşağıda dikkat ederseniz diyor ki Connect live to the Power BI dataset falan falan datasetin ismini gösteriyor. Yani şu an bu Power BI desktop'ın içerisinde hiçbir veri yok. Hiçbir data vesaire falan yok. Ama sağ tarafta data sekmesi gözüküyor. Ve tablolar gözüküyor. Buradaki tablolar içindeki sütunlar yazdığımız metriklerin hepsi buluttan geliyor şu an. Data seti yayınladım. Ben müşteri adına göre bir şeyleri göstermek istiyorum. Satışları göstermek istiyorum. Raporumu oluşturdum. Ctrl C ve farklı versiyonlarını yapalım. Müşteri adı değil, teslim ilçesi gibi. Raporumu oluşturdum ama buluttaki datasete bağlanarak bunu publish edeceğim. Save it. Lokaldeki PBI desktop diyeyim. Power BI eğitime eğitim çalışma publish et. Gitti. Bulut tarafına geçelim. Bulut tarafına geldik. Reload. Lokaldeki Power BI Desktop biraz önce publish ettiğimiz lokalimizdeki Power BI Desktop'tan publish ettiğimiz rapor eklendi buraya. Bu sadece rapor. İçinde veri modeli vesaire falan hiçbir şey yok. Sadece rapor var. Tekrar aynı yere gelelim. Şimdi ilk publish ettiğimizde bir tane dataset oluştu. Birazdan gateway kurup bu dataseti güncel tutacağız biz. Buradaki ilk rapor oluşturduğumuz ilk Power BI Desktop'taki ilk rapor sayfasıydı ve bu dataset'le birlikte yayınlandı. Devamında buluttan edit etmeyi tercih edersek nasıl yapıldığını gördük. Buluttan edit ettiğimiz bir rapor sayfası oluştu. Son olarak da Power BI Desktop'tan dataset'e bağlanarak yaptığımız bir rapor sayfası oluştu. Bir tane dataseti bu dataseti güncel tuttuğunuzda bu 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 Tüm raporlar aynı datasetin güncellenmesinden faydalanacaklar. İki yöntemden hangisini tercih edeceğiniz size kalmış. Power BI Desktop'ta biraz önce oluşturduğumuz dosya ile ilgili bir şeye daha bakmamızda fayda var. Power BI Desktop'ı bir daha açacağım. Bunun için hiçbir data yok. Dolayısıyla bu dosyanın, bu Power BI dosyasının dosyasının büyüklüğü, bizim veri modelini içeren dosyanın büyüklüğüne göre inanılmaz daha küçük olacaktır. İsterseniz o dosyalara da bir bakalım. Bizim ilk yaptığımız veri modelini de içeren, datayı da içeren dosya bu. Çok ufak bir datayla çalıştığımız için çok fazla bir büyüklük yok. 69 KB. Ama datasete bağlanarak oluşturduğumuz alttaki, en alttaki dosya daha da küçük. 7 KB. Çünkü bu dosyanın içerisinde herhangi bir veri yok. Açtığımız zaman bütün her şey buluttan geliyor. Yayınladığımız zaman her şey buluttaki datasete bağlantılı olarak çalışmaya devam ediyor. Ben kişisel olarak mevcut durumdaki özellikleri düşündüğümde bu yöntemin daha ideal olduğunu düşünüyorum ama dediğim gibi her ay yapılan güncellemeleri takip etmekte fayda var. Buluttan da raporlarınızı güncelleyebilirsiniz, edit edebilirsiniz. Tercih size kalmış. Okey, isterseniz bir de Gateway kurulumuna bakalım. Gateway ne işe yarıyor? Önce ondan bir bahsedelim. Şimdi bir model içerisinde birden fazla veri kaynağından gelen verileri kullanıyor olabiliriz demiştik. Verilerimiz, veri kaynaklarımız farklı yerlerde olabilir. SQL olabilir, Excel, CSV, OneDrive'da duruyor olabilir, SharePoint'te duruyor, duruyor olabilir. Eğer kullandığımız veri kaynakları içerisinde en az bir tanesi on-prem'de duruyorsa, yani lokal bir makinede duruyor olabilir, kendi lokalimizdeki herhangi bir folderda duruyor olabilir. En az bir tane on-prem veri kaynağı varsa gateway kurmamız gerekiyor. Gateway'in işlevi biz modeli kurduktan sonra aradan çekileceğiz. Power BI.com ile on-prem'deki lokal veri kaynaklarını gören bir gateway oluşturacağız. Günde 8 defaya kadar pro lisansı kullanıyorsak şu saatlerde güncelleme istiyoruz diyeceğiz. Belirttiğimiz saatlerde Power BI.com servisi gelecek. Bizim lokalimizdeki on-prem'deki veri kaynaklarından değişen veriyi alacak. Raporları güncelleyecek. Gateway'in amacı bu. Gateway'i kurmak için ne yapacağız? Buradaki bu dişli ikonundan Manage Connections and Gateways'i bir görelim önce ne var. Şu ana kadar kurduğumuz sadece tek bir model var. Orada da tek bir veri kaynağı var. Onun ismi ve bulunduğu pet listeleniyor. On-premises data gateways. Hiçbir şey yok henüz. Gateway bir yazılım, bir uygulama. Buradaki sağ üst download'dan data gateway'i indireceğiz. Data gateway'in iki farklı modu var. Standard mod, personal mod. Personal'ı hala niye tutuyorlar, tutuyorlar bilmiyorum. Standart çünkü ihtiyaç duyulan her şeyi fazlasıyla içeriyor. Ama sadece kişisel olarak kullanıyorsanız personal modda indirmeyi, kurmayı deneyebilirsiniz. Ben standart modu seçeceğim. Bu basit bir dosya indirecek bize. Dosya indikten sonra basit bir setup ile Gateway uygulamasını makinemize kuracağız. Gateway'i hangi makineye kuracağız? Kullandığınız veri kaynaklarını 7-24 gören, internet bağlantısı sağlam olan, i7 işlemcili mümkünse ve minimum 32 RAM'li bir makine olmasında fayda var. Kötü bir makine koyarsanız refreshiniz, data refreshiniz, modellerinizin güncellenmesi çok uzun sürebilir. Bunu çalıştırıyorum. Basit bir setup bitmesini bekleyeceğiz. Okey setup bitti. Hangi kullanıcı üzerinden kullan kuracağız bu gateway'i? Kullanıcı adını yazdım sign in kullanıcı adını girdim. Şifreyi de girelim. Register a new gateway on this computer. Bu makinede yine bir gateway kuruyorum bir isim vereceğim Gateway'e. Power BI Eğitim Gateway'i. Eğer Gateway'i kurduğumuz makinenin başına bir şey gelirse ve bulutta yaptığımız Gateway ayarlarını bir başka makineye aktarmak gerekirse diye bir recovery key configure Okey. Gateway online dedi ve kullanıma hazır dedi. Bütün her yerde yeşil ışık var. Bulut tarafına geri gelelim. Sayfada hiçbir şey yoktu. Gateway sayfasında. Refresh ettiğimizde biraz önce kurduğumuz Gateway'i burada online statüde görebiliriz artık. Okay, şimdi bu Gateway üzerinden publish ettiğimiz modeli nasıl güncelleyeceğimize bakalım. Gateway ayarlarını yapmamız lazım. Gateway'i kurduk. Online olarak gözüküyor. Tamam. Bu gateway'in arkasında şu adreste şöyle bir Excel dosyası var diye tanıtmamız gerekiyor. Çalışma alanına tekrar geri geliyorum. Data setin üzerine geldiğimde şuradaki 3 noktadan settings açacağım. Buradan gateway and cloud connections Diyor ki şu an doğru bir şekilde konfigüre edilmedi. Peki buradaki View Data Source'tan model içerisinde ne kadar veri kaynağı varsa kullandığımız hepsinin listesi çıkacak burada. Sadece bir tane var şu anki dosyamızda. Add to Gateway. Tamam. Buna bir isim vermemiz gerekiyor. Excel dosyası. Pet bu C'nin altına falanca falanca adreste. Authentication method Windows. Başka bir authentication method yok. Lokalindeki bir veri kaynağı olduğu için ve Windows 11 cihaz kullandığım için. Şimdi Windows username ne? Windows password ne? Windows user bir terminal açarsanız, terminal ekranı açarsanız makinenizde ve Who am I yazarsanız kullanıcı adı bu. Azure Active Directory ters slash kullanıcı adınız. Şunu kopyalayalım. Bunu buraya yazıyorum. Şifremi gireceğim. Privacy level default da kalabilir. Create. Eğer girdiğiniz authentication bilgilerinde herhangi bir hata varsa hata mesajı çıkacaktı. Çıkmadı. Demek ki doğru girdik. Devam ediyoruz konfigürasyona. Biraz önce bu Excel'e bağlantı için gerekli otentikasyonu girdik. Yarattığımız Excel dosyası ile Excel dosyası connection'ı ile map ediyoruz karşılıklı. Apply. Okey. Bunu yaptı. Tekrar datasete geri geleceğim. Şuradan tetikleyebilirim. Refresh now. Eğer manuel tetiklemek istiyorsam Free lisans sadece manuel tetikleme yapabilirsiniz. Otomatik günde 8 defaya kadar pro lisansında olan kabiliyet free lisans yok. Pro lisansınız varsa 8 defaya kadar bunu güncellemek mümkün. More options tab te tekrar aynı yerden settings'e geri geliyorum. Refresh history'ye bakalım. Refresh history herhangi bir problem olmadan bitirdiğini gösteriyor. Peki raporumuza geri dönelim herhangi birine misal buluttan edit ettiğimiz bu rapora gelelim. Satış tutarları ile ilgili Excel dosyasına bir değişiklik yapacağım. 1952 diyor dip toplamda. Veride değişiklik yaptıktan sonra ve gateway çalıştırdıktan sonra bu rakamın değiştiğini görüyor olmamız lazım. Okey, Excel dosyasındaki bazı rakamları değiştireceğim. kaydedeceğim. Excel dosyasını kapattıktan sonra bulut tarafına tekrar geri geliyorum. İlk rapor, dataset olan ilk rapor, refresh now. Bakalım, refresh history'e. <laughs> Bunu da bitirdim diyor. Raporlardaki rakamların değişmiş olması lazım bu değildi şuydu zannedersem. Refresh. Rakamlar değişti. Biz lokaldeki Power BI Desktop'ımızı kapattık. Buluta publish ettik. Gateway'i kurduk. Buluttan ayarlarını yaptık. Power BI Pro lisansında incremental refresh denen bir şey var, bir özellik var. İn incremental refresh sadece değişen datayı almak üzere tasarlanmış bir mekanizma. 5 yıllık veriset üzerinden çalışıyorsanız geçen 4.5 yılın tüm verisini sıfırdan her seferinde sıfırdan çekmeye gerek yok. Son bir ayın son değişen yeni oluşan verileri çekmekte fayda var. Incremental Refresh, Excel gibi, CSV gibi dosyalarda çalışmıyor. Nizami bir veri tabanı lazım. SQL gibi, Oracle gibi hatta o veri tabanlarıyla çalışırken de Power Query tarafında daha sonra göreceğimiz Query Folding gibi özellikleri destekleyen transformasyonlar yapmış olmamız lazım. Bazı worker antlar var. SharePoint listesini nasıl güncelleyebiliriz? Incremental refresh tarzı bir takım worker var ama by default sadece ve sadece SQL, Oracle gibi nizami veri kaynakları incremental refresh yapabilir. Query Folding'i desteklemesi kaydıyla buna sonra değiniyor olacağız. Excel ile, CSV ile incremental refresh yapamazsınız. data Dataflow dersinde göreceğimiz bazı triklerle bu tür durumları çözmenin yöntemleri, yolları var. Şimdi gateway'i kurduk. Tamam, şu an yaptığımız manuel tetiklemeydi. Bir de otomatik schedule'a bakalım. Tekrar dataset'in yanındaki üç noktadan settings'e geliyorum. Gateway Cloud Connections ayarlarını yaptık. Refresh kısmının altında diyoruz ki ben güncel tutmak istiyorum raporlarımı. Her gün güncelleyeceğim. Time zone'um bu. Günde 8 defaya kadar minimum yarım saat aralıklı olacak şekilde saat tanımlayabilirsiniz. Eğer dataset güncellemesi başarısız olduğunda haberdar olmasını istediğiniz kişiler varsa onların adreslerinde buraya girebilirsiniz. Gateway konusunu bir tavsiye ile bitirmek istiyorum. Birçok projede Excel gibi CSV gibi flat file tabir edilen dosyalar veri kaynağı olarak kullanılıyor. Bizim yaptığımız örnekte de lokal diskimizin altında bir folderın altından okuduk. Eğer bu tür dosyalarınız varsa bunları lokalinizdeki bir dizinden okumak yerine OneDrive'a kopyalayın ve oradan okuyun. Ama şöyle bir fark var okuyacağımız adresle ilgili. Bu kullandığımız Excel dosyasını ben kendi OneDrive'ıma kopyaladım. Bunu açıyorum. Dosyayı açtıktan sonra File Info. Burada Copy Path denen bir buton var. Onu tıklıyorum. Bu path adresi ne olduğunu da görelim. Bu Excel dosyasının SharePoint'teki adresi. Bu adresi kullanırsanız Excel dosyasını gösterirken o zaman bir gateway kurmanıza da gerek yok. Burada yalnız şu en sondaki soru işaretinden sonraki kısımları silmeniz gerekiyor. Eğer bu adresi bu URL'i kopyalarsanız ve data source setting'lerine geri gelelim. Transform data'nın altından bu Excel dosyasının adresini bu şekilde değiştirirseniz Gateway kurmanıza gerek kalmadan e, güncelleme yapabilirsiniz OneDrive çünkü zaten halihazırda bir cloud servisi. Hiçbir şey yapmasanız bile Power BI yanlış hatırlamıyorsam saatte bir dosyayı okuyor. Bu dersi tekrar topoloji konusuna geri dönerek bitirelim. Şu ana kadar bizim yaptığımız şey Power BI Desktop tarafında basit bir Excel dosyasıyla basit bir veri modeli, raporları oluşturup bir PBX dosyasını Bulut'ta yayınladık. Dataset oluşturduk. Dataset'i çalışma alanına publish ettik ve çalışma alanına da kullanıcıları davet ettik. Farklı yetkilerle. Raporları paylaşıyor olan bir başka yöntemi olan App kısmını daha sonra göreceğiz Bulut servisi dersine geldiğimizde. Önemli olan buradaki şeylerden bir tanesi şu. Son kez hatırlatmak gerekirse, farklı rapor ihtiyaçları için veri modelini içeren Power BI dosyasını bulutta yayınlarsanız aynı veriyi defalarca buluta çıkartmış olursunuz. Birden fazla defa güncellemek zorunda kalırsınız. Çok gereksiz bir iş yapmış oluruz. Onun yerine modelinizdeki eksiklikleri giderin ve yapmamız gereken şey bu dataseti güncellemek bu dataseti gateway üzerinden güncel tutarsak her seferinde kullanıcılar rapor ihtiyaçlarını iki farklı yöntemle yapabilir dedik ve onları da gördük. Ya buluttan edit edersiniz ya da Power BI Desktop'la bu datasete bağlanarak raporlarınızı oluşturursunuz. Farklı rapor ihtiyaçları için takip etmemiz gereken, kullanmamız gereken yöntem her zaman için kesinlikle